Evet iyi akşamlar süzme saat hesaplaması nasıl yapılır videolarımızdan bir tane yorum geldi ee, arkadaşımızın bize gönderdiği faturada e, en son gelen fatura şu şekilde şimdi aydemden veya sizin anlaşman olduğunuz şirketten gelen fatura üzerindeki tutar 2.074 TL. Yani şurada Göstereyim 2074 TL. Fatura tutarı 2074 TL gelmiş arkadaşımızın kullanılan klavat tek zamana baktık 12.228 en son okunduğu zaman bir önceki ayda 11229 Yani bu 2074 TL gelen faturanın okunduğu tarihteki klavat 12.228 ilk bir ay önceki kılavat da 11.229'muş. 11 bir aylık kullanımı öncelikle bulacağız. Buradan 12.228'den 11.229'u çıkaracağız. Çıkardık. 999 klavat kullanmış bu arkadaşımız bir ayda. Bir ayda 999 klavat kullanmış ama süzme saatten değil gelen faturadan. Şimdi süzme saatimize bakıyoruz. Arkadaşımız bize iki tane resim göndermiş. Süzme saatin resmini bir tanesi bir önceki resim bir tanesi de şimdiki resim. 24.586 bir önceki resim şimdiki de 25.274. 25.274'ten 24.586'yı çıkardık. Süzme saatimizden arkadaşımızın kullandığı kılavatı bulduk. 688 kılavat bir ayda kullanmış. Yani bu binada toplam 999 kW kullanılmış. Ama sadece bu arkadaş 688 kW'ını kullanmış. Şimdi öncelikle burada gelen faturada kilovatı ne kadara geliyor onu bulacağız. Fatura tutarımız 2074'tü. Burada 2074 olan fatura tutarımız şu gördüğünüz bir aylık kullanımda mevcut. Kullanılan kılavat 999. Burada 2074 bölü 999 yapıyoruz. Bir kılavatı ne kadara geldiğini bulmak için. Bu 2074 TL gelen faturanın bir kılavatı 2.07 kuruş. 2 TL yani. 2 TL 0.07 kuruşa gelmiş bir kılavatı. Şimdi arkadaşımız 688 kılavat kullanmış süzme saati. 688 çarpı 2.07 yapıyoruz. Süzme saatin ödemesi gereken para 1424.16. Burada çok fazla kuruşlara gel yani şey yapmayın, takılmayın. 1425 TL de verebilirsiniz burada. 1425 TL süzme saatimizin bu ayki faturası arkadaşlar. Teşekkürler diğer videolarda görüşmek üzere